Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü mektup konumuz 114. mektup İmam Rabbani Hazretlerinin Mektubat-ı Şerifinden. Bu mektup Sufi Kurban'a yazılmıştır. Güzel bir tevafuk. Elhamdülillah. Sıfat olarak da hepimize hitap ediyor. Mektubun konusu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmaya teşvik hakkındadır. Buyuruyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddise Sirruh, İsim ve sıfatlarla ilgili kemalatını Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetine tabi olanlarda ortaya çıkaran Allah Sübhanehu bizim gibi müflisleri, acizleri ve kötürümleri öncekilerin ve sonrakilerin efendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabi olma bahtiyarlığıyla şereflendirsin. Ona tabi olma konusunda bizleri istikamet sahibi kılsın. Burada İmam Rabbani Hazretleri çok ince bir meseleye hamdiyle de aynı zamanda işaret etmektedir. Bakınız ne buyuruyor? İsim ve sıfatlarla ilgili kemalatını Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetine tabi olanlarda ortaya çıkaran Allah Sübhanehu diyor. Demek ki Esma-i İlahiye ile ve Sıfat-ı İlahiye ile ilgili kemalatlar ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet edenlerde ortaya çıkıyormuş. Peygamber aleyhisselama muhabbet etmeden ilahi kemalattan hisse almak ve onlarda kemalatın tezahürü mümkün değilmiş. Bu ilk paragrafıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri bize bu dersi veriyor. Bu aslında çok üzerinde konuşulması gereken bir husus ama netice olarak şunu diyelim ki kesb-i kemal yolunda olan ehli tasavvufun olmazsa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet etmeleridir. Eğer bu muhabbet yoksa o husustaki sayı gayretleri netice vermeyeceğini buradan anlıyoruz. Mektup devam ediyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymanın zerresi tüm dünya zevklerinden ve ahiret nimetlerinden sayılamayacak derecede daha değerlidir. Çünkü sünnete uymak Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir iştir. Fazilet onun sünnetine tabi olmaya ve meziyet onun şeriatını tatbik etmeye bağlıdır. Mesela ona tabi olma amacıyla gerçekleştirilen bir öğleden sonra uykusu ki biz ona kaylule diyoruz orijinal ismiyle. Ona tabi olma amacı güdülmeksizin binlerce gecenin ihya edilmesinden daha faziletlidir. Aynı şekilde şeriatın emrine uyarak Ramazan bayramı günü orucu bırakmak, şeriatın emretmediği orucu sonsuza kadar tutmaktan daha faziletlidir. Allah'ın emri doğrultusunda bir ip parçası bağışlamak, kendi nefsi hesabına altından bir dal infak etmekten daha faziletlidir. Bu misallerle de büyük imamımız elhamdülillah meseleyi tafsilatıyla önümüze koymuş ve anlamamıza yardımcı olmuştur. Gene bu meyanda Hazreti Ömer'le ilgili bir hadiseyi de burada naklediyor. Ki bu hadiseyi İmam-ı Rabbani Hazretleri başka mektuplarında da delil olarak kullanmıştır. O da şudur. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir defasında sabah namazını cemaatle kıldı. Ve sahabe-i kiramı şöyle bir gözden geçirdi. Sahabe-i kiramdan birisinin mescitte olmadığını
görünce onlara sordu. Falanca kişi nerede? Kendisine, o şahıs gecelerini tamamen ibadetle geçirir. Belki de uyku ağır basmış, kalkamamıştır dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer onun için şöyle dedi. لَوْ نَامَ تَمَامَ الْلَيْلِ وَسَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْجَمَعَةِ لَكَانَ اَوْلَى وَاَفْضَلُ Halbuki bütün gece uyusaydı da sabah namazını cemaatle kılsaydı daha faziletli olurdu. Burada o kişinin hali tabii şu. Sabaha kadar ibadet ediyor ama sabah namazını da evde yalnız başına kılıp yatıyor. Halbuki o sabaha kadar uyusa ama gelip sabah namazını cemaatle kılsa daha kıymetli ve faziletli olurdu diyor. Çünkü sabah namazını cemaatle kılmak Efendimiz Aleyhisselam'ın kuvvetli sünnetlerindendir. Sünnet-i müekkettir. Ama geceyi böyle sabaha kadar fasılasız ihya etmek Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında olmamış. Çünkü uyumuş, kalkmış, teheccüd kılmış, biraz istirahat etmiş, biraz ibadet etmiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın geceyi ihyası o şekildeydi. Demek ki önemli olan bir şeyi çok yapmak değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun olarak yapmak olduğu ortaya çıkıyor. Bu yüzden şu kimselerin de bir kar etmediklerini ifade ediyor. Dinden sapmış olanların yaptıkları yoğun riyazetlerin ve ağır mücahedelerin hiçbir değeri yoktur. Yaptıkları Allah Teala'nın katında hakir ve değersizdir. Bunun sebebi amellerinin hak olan şeriata uymamasıdır. Şu anda da dünyanın çeşitli yerlerinde bu tip şeylerle bir takım farklı harikulade haller elde eden kimseler var. Ama İslam dairesinin dışında olduklarından onların bu hallerine hiç itibar edilmez. Onların bu zor amellerine bir karşılık olsa da bunlar dünyaya ait geçici bazı menfaatlerle sınırlıdır. Nedir? Başlarına insan toplarlar, belki menfaat temin ederler, belki biraz meşhur olurlar. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, dünyanın tamamının değeri ne ki bir kısmının değeri bir şey ifade etsin. Onların durumu herkesten çok çalıştıkları halde herkesten daha daha az ücret alan bir kimse gibidir buyuruyor. Demek ki çok gayret iyidir ama gayret sünnet-i seniyeye, İslamiyet'e uygun olursa semere verir. Aksi takdirde emekler heba olur. Ve meseleyi şu benzetmeyle de özetliyor. Şeriata tabi olanların durumu latif elmaslarla değerli mücevherler üzerinde çalışanların durumu gibidir. Çalışmaları oldukça az olduğu halde olabildiğince fazla kazanırlar. Öyle ki bir saatlik çalışmaları 100 binlik bir karşılığa denk olur. Değil mi? Bize de sorsalar iki tane dağ var. Birisinin adı altın var içinde, birisinde kömür var. Bir kazma kürek verseler elimize veya şimdiki ifadeyle katerpiller, makine, hangisini gidip çalışırız? Altın madenini bırakıp da kömür dolan bir dağa gidip tonlarca kömür çıkaran bir adam, öbür tarafta az bir çalışmayla belki 2-3 kilo elmas ve altın çıkaran adamın yanında elde ettiği hiçtir. Bütün bunlarla ilgili sırrı da İmam Rabbani Hazretleri şöyle ifade buyuruyor. Eğer yapılan iş şeriatın koyduğu esaslara uygun olursa Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir ameldir. Şeriata uygun olmayan amel ise Allah Teala'nın razı olmadığı ameldir. Razı olunmayan bir amel sevaba nasıl vasıta olabilir ki? Aksine o cezayı gerektirir. Bu mananın şahidi bu geçici dünyada da vardır ki çok az bir dikkatle ortaya çıkar.
Bir beyit söylüyor İmam-ı Rabbani Hazretleri ifadelerini teyit eden. Hasta kişiden ulaşan her şey hastalıktır. Şerefliye yönelen kişiye gelen ise şereftir. Bütün saadetlerin başı ve aslı sünnete tabi olmaktır. Ve bütün fesatların aslı ve özü şerata aykırı davranmaktır. Allah Subhanehu sizi ve bizi peygamberlerin efendisi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmakta istikamet sahibi kılsın. Vesselam diye İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubunu bitiriyor. Biz de duasına bizleri ve izleyenleri de dahil ederek amin diyoruz. Ya Rabbi bu büyük zatın duasını, bu peygamberlerin efendisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakta istikamet duasını bizler için de makbul eyle ya Rabbi diyoruz. İmam Rabbani Hazretleri bu okuduğumuz 114. mektupla aynı muhtevada başka bir mektubu da Seyyid Ferid'e yazmıştır. Gene konusu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmenin Hak Sübhanehu'ya itaat olduğu hakkındadır. Ve bu mektupta 152. mektup olarak Mektubat-ı Şerif'te yerini almıştır. Konumuz gene aynen. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle mektubuna giriyor. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurur. Men yuti'ir Resule fekat ata'allah. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi meali. Kim Resul'e itaat ederse hiç kuşkusuz Allah'a itaat etmiş olur. Allah Sübhanehu bu ayeti kerimede Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem yapılan itaati kendisine gösterilen itaat ile aynı değerde kabul etmiştir. Resulullah'a itaat etmeksizin Hak Teala'ya itaat etmek Allah'a itaat sayılmaz. Bu sebepledir ki bir şaşkın çıkıp da bu ikisinin arasını ayırarak sadece birini seçmesin diye Allah Sübhanehu bu manayı güçlü biçimde kesinleştirme edatı olan kat kelimesiyle ifade buyurmuştur. Fekat ata'allâhe ifadesindeki o kat Arapça lügatında kesinlik edatıdır. Kuvvetlendirir manayı. Hak Teala başka bir ayette bu ikisinin arasını ayıranları kınayarak azarlamıştır. Bu manada Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ve yuridune en yuferriku beynallahi ve rusulihi ve yekulune nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'din ve yuridune en yettehidu beyne zalike sebila. Bu da yine Nisa suresinin 150. ayet-i kerimesi. Meali şerifi Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isterler. Kimine inanırız, kimini inkar ederiz derler. Bu ikisinin yani inanmakla inkarın arasında bir yol tutmak isterler. Demek ki Resul'e itaat Allah'a itaat olarak Kur'an'la sabittir. Bunu birbirinden ayırmaya çalışmak gaflettir, cehalettir, kasten yapılırsa hıyanettir. Müslümanlara büyük bir zarardır. İmam-ı Rabbani Hazretleri demek 400 sene önce bugünlerin de problemi olan bu meseleye parmak basmış. Demek o zaman da böyle şeyler vardı. Ve İslam dairesinin içinde bu meselede hata edenleri de İmam-ı Rabbani Hazretleri düzeltiyor. Onların da hatalarını tahsiye ediyor. Buyuruyor ki evet sekrin ve halin bir nevi manevi sarhoşluktur sekir. Baskınlığı sırasında bazı kimselerin Allah'a itaat ile Resul'e itaatin arasını ayırmayı çağrıştıran ve birinin muhabbetini tercih edildiğini hissettiren sözler sadır olmuştur diyor. Ve bir misal olarak Gazneli Sultan'ın saltanatı zamanında bir İslam aliminin ile ilgili arasındaki şu hadiseyi anlatıyor.
vezirlerinden birini o zata göndererek huzuruna gelmesini rica etmiş. Gönderdiği elçiye demiş ki, eğer bu daveti kabul konusunda o zattan bir duraksama sezersen ve gelmek istemezse ona şu ayeti kerimeyi oku. Ati'ullâhe ve ati'ur rasûle ve ulul emri minküm. Yani Nisa suresi 59. ayet-i kerime manası Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve sizden olan ulul emre yani emir sahibine de itaat edin. Elçi şeyhin gelmek istemediğini anlayınca bu ayeti okumuş. Şeyh şöyle cevap vermiş. Ben Allah'a itaatle meşgulüm. Henüz ona itaatimi tamamlayıp Resulullah'a itaate vakit bulamadım. Emir sahiplerine itaate nasıl vakit bulayım? Gene tabii şu kaydı unutmayalım. Sekir ve hal halinde söylenmiş bir sözdür. Hiç aklı başında uyanıkken ehl-i sünnet bir Müslüman böyle söylemez. Ama o haller galip gelince böyle sözler şatiyat diyorlar ona. Vaki oluyor. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu kabul etmiyor. Şeyh Hazretleri bu sözüyle Allah'a itaati, Resul'e itaatin dışında bir şey kabul etmiştir. Bu söz doğru olmaktan uzaktır. Halleri istikamet üzere olan büyükler bu tür sözler söylemekten kaçınırlar. Onlar bilirler ki şeriatın, tarikatın ve hakikatin tüm mertebelerinde Hak Teala'ya itaat, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmekten geçer. Onlar Resulüne itaat etmeksizin Hak Sübhanehu'ya itaatin sapkınlık olduğuna inanırlar. Evet. Halleri istikamet üzere olan büyükler hem itaat hususunda hem de muhabbet hususunda da bu ayrımı uygun görmezler. Gene Allah'a itaatle Resulullah'a itaatte aynıdır. Resulullah'a itaatte Allah'a itaatin bir parçasıdır. O da birbirinden ayrılmaz. Halleri istikamet üzere olan büyükler bu tür bir ayrımı da caiz görmemişlerdir. Hak Sübhanehu'nun muhabbetinin onun elçisinin muhabbetine galip gelmesini hal sarhoşluğu olarak kabul etmişler ve onun fuzuli olduğuna inanmışlardır. Allah Sübhanehu bizleri Allah'a itaatin aynısı olan Resul'e itaat çizgisi üzerinde sabit kılsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.